PPR Motorspor kanalından herkese merhaba. Bugün atölyemizde yani üretim yerimizde bazı kareler göreceksiniz. Müşterimizin bize yolladığımız işlerle alakalı geri dönüşümlerini, nasıl geliştirmeler yapmamız gerektiğini bunları anlatacağız. Hali hazırda çalışıyoruz. Çalışırken neler yapıyoruz? Gelirleri göz önünde bulunduruyoruz. Bunların hepsini videoda karşınıza gelecek. Şimdi şapkasını açıp çıktığım için bir kere de kaçırıyor zaten, kaçıracak adam. Motorsport kanalında Hayabusa Billet kapaktan bahsetmiştik. Bu kapak orijinal kapağın geliştirilmiş hali. Biz şimdi müşterimizden geri bildirim aldık. Bize söylediği şu, yağ geri dönüşüm kanallarını daha büyük yapabilir miyiz? Biz zaten halihazırda daha büyük yapmıştık yağ geri dönüşüm kanallarını. Kısa çapta bir ürün geliştirme gibi düşünün bunu. Oyan kapak üzerinde değerlendirdikten sonra bizim kendi programımıza bakacağız. Programımızdaki, çünkü burada kapağın dış formu var. Bu dış formu çok önemli. Çünkü bu motosiklette kullanılacak. Bu kapakları bazı swap yani sonradan ekleme başka motoru ya yani bu motoru M1 araçlarına, M2 araçlarına koyuyorlar. O araçlarda böyle problemlerimiz yok. Bunları zaten daha yüksek seviyede geliştiriyoruz. O kapaklar biraz daha custom oluyor. Motosikletlere konulacak Hayabusa kapaklarında ise bu kapağın genel formunu göz önünde bulundurmamız lazım. Çünkü motosiklete sığması lazım bunun. O yüzden de ilk önce oyan kapak üzerinde bakıyoruz. Sonra da geliştiriyoruz. Evet, burada da programda kontrollerimizi yapıyoruz. Ne kadar genişletebiliriz orayı diye. Hem pratikte hem de programsal kısmında kontrollerimizi yapıyoruz. Burada gördüğünüz yağ geri dönüşüm kanalları var. Onlara şimdi bakacağız, ne kadar genişletebiliriz, ne kadar daha açabiliriz. Onları göz önünde bulunduracağız. Programsal kısmı da bu şekilde. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Hadi o zaman devam edelim. Zaten prosesimizi her gün, geçen gün geliştiriyoruz yani. Orada öyle... Yok, zaten bir kaçıklık yok, bir şey yok. Bir... Evet, burada da FK2 ve FK8 Type-R'ın K20C1 motorun kollarının kol şaftıyla cap'in arasındaki yüksekliklerini kontrolünü yapıyoruz. Burada bir profesyonel bir mengirimiz var. Bununla beraber kontrol edeceğiz. Burada bir tezgahımız kontrol edeceğiz. Daha sonra da CMM'e girecek. CMM'de biliyorsunuz bilgisayarlı 3 boyutlu bir kontrol cihazı. Ondan sonra da kollarımızı kargolayacağız. Evet, gördüğünüz motor bloğumuzda biraz önce bahsettiğim kolların sahibi MR2 Toyota eski model MR2 ortadan motorlu bir araç. 1500 beygir teker setup'ı için bloğumuz hazır. Kontrollerini yaptık şimdi. Kontrollerini yaptıktan sonra bir daha bir sökeceğiz. Bir kontrol daha olacak. Ondan sonra da artık kargolamaya hazır. Bugün görmüş olduğunuz ortam üretim ortamımızda kısa bir kesitti. Bu kısa kesitte işte birkaç tane kollarla ilgili bilgi verdim. Blokla alakalı bilgi verdim. Hayabusa müşterimizin geri dönüşüyle alakalı bilgi verdim. Ürün geliştirmeyle alakalı şeyler gördünüz. Bizim ev ortamımız, iş ortamımız bu şekilde. Yani biz buna artık iş ortamı da demiyoruz, ev ortamımız diyoruz. Çünkü huzur bulduğumuz bir yer burası. Burada yaptığımız işleri nasıl detaylı olduğunu, nasıl ince nüanslar üzerine kurulduğunu ve ince nüanslar üzerinden hareket ettiğimizi görebilirsiniz. Eklemek istediğim şeyler şunlar. Bu gördüğünüz videolar saatlerce çekiliyor. Siz 10 dakikasını izliyorsunuz, 8 dakikasını izliyorsunuz, 5 dakikasını izliyorsunuz ama biz buna özellikle Sinan saatlerce emek veriyor. Ve saatlerce emeğin karşılığında böyle videolar çıkıyor ortaya. Beğenirseniz, like atarsanız, videomuzu başka kişilerle de paylaşırsanız seviniriz, mutlu oluruz. Verdiğimiz bilgiler sırf işimizle alakalı reklam değil. Tabii ki onu da yapıyoruz ama sırf işimizle alakalı reklam değil. Verdiğimiz bilgiler üretim yapacak olanlara veya bir motor toplayacak olanlara da yol gösteriyor. O yüzden de çoğalalım. Ben bunu istiyorum. Daha keyifli videolar gelecek. Daha keyifli şeyler yapacağız. İşle alakalı, yaptığımız ürünlerle alakalı. Çünkü burada biliyorsunuz altyazı, Sinan altyazılarını hazırlıyor. Altyazıları da yurt dışındaki insanlar da altyazıyla İngilizce olarak takip ediyorlar. Biz burada size Türkçe konuşuyoruz. İngilizce de konuşabiliriz. İngilizce çekeceğimiz videolar da planlıyorum. Ülkemizdeki insanlar da bilgisi artsın, yükselsin diye bu şekilde videolar çekiyoruz. Hepinize hoşça kalın demeden önce tekrar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.